Daha önce hiç ameliyat oldunuz mu? Ya da ufak da olsa cerrahi bir müdahale. Cevabınız evetse, büyük ihtimalle bu işlem sırasında hissedeceğiniz şey derin bir uykudan ibaretti. Peki ya bu ameliyatı anestezik ilaçların keşfedilmediği çağlarda olsaydınız? Büyük ihtimalle mevcut tüm acıyı canlı kanlı çekebilirdiniz. Ya da en iyi ihtimalle kafanıza bir darbeyle bayıltılıp ayılıncaya kadar ameliyatınızı olurdunuz. Ameliyatınız 13. asıra denk gelmiş olsaydı biraz daha şanslı olurdunuz. Afyon, adamotu, banotu, baldıranotu suyu gibi maddelerin suyuna batırılıp kurutulmuş bir süngeri soluyarak bilinçsiz hale gelebilirdiniz. Ya da bilinen en eski sakinleştiricilerden biri olan alkol size yardımcı olabilirdi. Anestezik ilaçların yolculuğunun en ünlü maddesi ise sahneye sonraları çıktı. Filmlerdeki bayıltma sahnelerinin vazgeçilmezi olan eter. İlk olarak 1540'da Valerius Cordus tarafından sentezlenen eter, 1800'lerde tabiri caizse kafayı bulma partilerinin vazgeçilmez unsuruydu. Yer yer düzenlenen gösterilerle eterin etkisi tanıtılıyordu. 1842'de bu gösterilerden birine katılan genç bir hekim, Crawford Long, eter koklatılarak operasyon yapılabileceğini düşündü. Bir hastasının boynundaki tümörü eter koklatarak ameliyat etti. Fakat bunu 1849'a kadar ilan etmediği için eteri cerrahide kullanan ilk doktor unvanını alamadan öldü. Gelelim yolculuğun en önemli ve sizi gülmekten kırıp geçirecek olan maddesine. Azot protoksit. Gülmekten kırılmak derken kelimenin tam anlamıyla. Kendisi en çok kullanılan, en az toksik etkisi olan inhalasyon anestezidir. Analjezik etkisi güçlü fakat anestezik etkisi zayıf olduğu için çoğunlukla diğer anesteziklerle kombine edilerek kullanılır. 1844'te Horace Vass, namı diğer güldürücü gaz olan azot protoksitin kullanıldığı bir gösteriye katıldı. Bu gazı içine çeken insanlar komik bir biçimde konuşuyor, kendinden geçiyor ve gülüp duruyorlardı. Vass gösteride gazı deneyenlerden biriydi. Yerine döndükten sonra izlemeye devam etti. Gazı deneyenlerden biri kendinden geçmiş şarkı söylüyor, dans ediyordu. Bu sırada adam bir bankanın kenarına ayağını çok kötü bir biçimde çarptı ve yarıldı. Ancak gülmeye, dans etmeye devam etti. Adam yerine döndüğünde Wells onun yanına gitti ve gösteri esnasında yaralanmış olabileceğini söyledi. Adam buna inanmadı. Ancak pantolonunun paçasını sıyırınca bacağının kötü bir biçimde yaralandığını gördü. Adam ağrı duymuyordu. Ardından Vaz gazı soludu ve kendi çürük dişini çektirdi. Bunu hastalarında da kullandı ve ağrısız dişler çekti. Horace Vaz buluşunu bütün dünyaya duyurmak istiyordu. Boston'daki ameliyat salonunda seyirciler huzurunda bir gösteri planlandı. Fakat hastası ameliyatı reddettiği için izleyicilerden diş sorunu olan bir gönüllü buldu. Ancak diş çekimi ağrılı oldu. Çünkü hasta oldukça kilolu ve muhtemelen alkolikti. İzleyiciler onunla alay etti. Onu şarlatanlıkla suçladılar. Bu nedenle Vels ve azot protoksiti bir anestezik olarak gözden düştü. Bu olaydan sonra Vels kendini asla tam olarak toparlayamadı. Öyle ki bu olaydan 3 sene sonra intihar ettiği söylenmektedir. Sonrasında Vels'in öğrencisi ve rakibi olan bir dönem birlikte çalıştığı William Morton eter ile bir deneme yapacaktı. Morton kendi tasarlayıp yaptırdığı eter küresiyle hastaya eter koklattı ve onu uyuttu. Bu, aparat kullanılarak gerçekleştirilen ilk anestezi uygulamasıdır. Ameliyatı yapan cerrah şaşkınlığını gizleyemedi. Hasta bağırmıyor ve ağrı duymuyordu. Amfiye dönüp izleyicilere seslendi. Bu şarlatanlık değil, gerçek. Bu olaydan sonra eter anestezisi Avrupa'da hızla yayıldı. 1847'de kloroformun da anestezik özelliği olduğu keşfedildi. Eter kusmaya neden olduğu ve patlayıcı olduğu için bazı merkezlerde kloroform tercih edildi. Ancak kloroform eter kadar güvenli değildi ve birçok hastanın ölümüne neden oldu. Anesteziden önce ve anestezi sırasında hastanın rahatlığı ve gevşemesi, anesteziklerin daha iyi bir şekilde etkimesi için bir takım maddeler kullanılması araştırılmıştır. Örneğin cerrah Crombie, kloroform inhalasyonundan önce morfin kullanılmasının ölüm riskini ortadan kaldırdığını bildirmiştir. Bu yönüyle premedikasyon girişimlerinde bulunanlara öncülük etmiştir. Ardından sahneye modern anestezinin babası girdi. John Snow. Ah, hayır dostum, sen değil. Başka John Snow.
Anestezik olarak eter ve kloroform dozajlarını inceleyen ve hesaplayan ilk hekimlerden biriydi. Eteri güvenle uygulayacak şekilde bir cihaz ve kloroform için bir maske tasarladı. Doğumu sırasında kraliçeye kloroformla anestezi uyguladı. Patlamayan florlu hidrokarbonların keşfi ve haloton adlı bileşiğin 1956'da kullanıma girmesiyle eter anestezisi tarihin tozlu raflarında yerini aldı. Haloton günümüzde en fazla kullanılan inhalasyon anesteziidir. Kalp ve damar düz kaslarına da depresan olduğu için hipotansiyon yapar. Yani kanamanın az olması gereken ameliyatlarda tercih edilir. Günümüzde halen en mükemmel inhalasyon anestezini bulmak için çalışmalar yapılmaktadır. Bu arada ilk keşfedilen 3 inhalasyon ajanından en az popüler olan azot protoksitin hala hem de en modern anestezi cihazlarında kullanılıyor olması tarihin garip bir cilvesidir.